Ya mülakatta cevap veremeyeceğim soru diye bir şey yok ki. Mülakatta bilgi sorusu yok zaten düşündüğüm işte. Yani kurul mülakatında teknik soru soracak olursa sonuçta onların da cevapları belli. Açarsın ACE Technical Pilot Interview'u, orada zaten cevaplar yazıyor. Ya. Tamam mı? Orada bir şey yok. Ha, çok şey var ama cevapları belli onların. Yani çalışınca çalışan kazanır, elması kızarır. Soru yok. Burada sorduğumuz sorularda bilgi sorusu değil ki. Ben sana neden en son bitirdiğim bölümü tercih ettin diye soruyorum. Matematik, fizik, kimya, ebelek gübelek bilmem ne. Sonradan karar veriyorsun. Yönetsel bir bilim olduğu için, çok mühendislik olmadığı için endüstri mühendisliğini tercih ettim. Tamam. Matematik, fizik, kimya bilmem ne, oralarda niye dolandın? Hı? Ben sana İstanbul, İzmir ya da İstanbul, İzmir'i bir bacak uç dedim. Gittin Aydın üzerinden döndün indin yani, sağ ol. Gitmişken Bodrum'a da vura benim için. Evet, ikinci oldu bu. Biraz kısa cevaplar verdim. Ya bunun kısası uzunu yok. Soruya göre cevap vereceksiniz bir kere zaten. Anlatmak istediğiniz şeyi kelime tasarrufu yapmadan ama saçılmadan anlatacaksınız. Kompakt olacak. Hala kadet zamanında, işte başvurusu yapmış zamanında, şu an ETPL'e giren insanlar var. Hala kadetten aldıkları feedbackleri taşıyorlar, biliyor musun? Feedback verilen dönemdeki feedbackleri. O zaman ne feedbacki almıştın diyorum. Açık iletişim feedbacki almıştım. Duygu durum kontrolü almıştım. Şu an ETPL'ini almış ya da CPL'ini, Malta Engine'ini almış. Karşıma mülakata gelmiş, aynı şeyleri veriyor, feedbackleri veriyor hala. Daha doğrusu ben ona aynı feedbackleri vermek durumunda kalıyorum. Arkadaş, sen 4 sene ne yaptın yani? Sözüm sana değil. Yani CRM anlamında ne yaptın? CRM bir aşama falan değil. CRM'in aşamanın olmadığı, maalesef CRM aşamasını geçemeyenler tarafından şu an itiraf ediliyor. Biz CRM'i hafife almışız diye ağıt yakıyorlar şu anda. Şu an yoğunlukla RETES grupla çalışıyorum. RETES grubunun hepsi ah biz ettik siz etme, CRM bilmem ne bize neler yaptın oluyor. Neden küçümseyemezsiniz biliyor musun? 600 tane uçak alacaklar ya. 600 tane uçağın hepsi 600 günde teslim edilmeyecek. Yıllarca. Yıllar içerisinde de teslim edilen uçağın her serisinin düşündüğünde yazılımı farklı olacak. Ne, bu uçakların AI potansiyelleri, yani Artificial Intelligence potansiyelleri arttırılmış olacak gün geçtikçe. Uçaklar çoğunlukla artık kendileri karar verir hale gelecekler. Ama kararları size sorar hale gelecekler. Bu noktada pilotun karar verme yetisi ön plana çıkacak. Yani CRM'in en önemli komponentlerinden biri, pilot acil durumda karar vermelidir, iyi karar verebilmelidir, doğru karar verebilmelidir kısmı, karar verme kısmı ön plana çıkacak. Belli bir noktadan sonra pilot duruma müdahale etmeden önce AI zaten ona seçenekleri sunacak. Olası seçenekler tık 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 tık. Ben bunları uygulayamam çünkü ben Artificial Intelligence'ım. Benim yetkilerim belli. Pilot olarak birini seç diyecek. 10 sene sonranın kokpitinde.
O yüzden CRM'den kurtulamazsınız. Yazılıma karşı yazılım. İnsan yazılımı makine yazılımına karşı savaşacak. CRM insan yazılımıdır. CRM'de neymiş? Görürüz. Senden bahsetmiyorum. Uçaklar eskiyecek, filodan ayrılacaklar. 600 tane uçağın 600 tanesi düşündüğünde hemen gelmeyecek ama düşündüğünde bazıları da envanterden dışarı çıkartılacak uçaklar yani. Biz evimizdeki şu an 417 tane uçağı orada tutacağız, hiçbirini envanterden çıkarmayacağız. 600 tane uçağı ekleyeceğiz, 1017 tane uçağımız mı olacak? Gidenler de bulacak. Teknolojisi eskiyor bir kere uçakların. Yani. Bakımları zorlaşıyor. Bakım maliyetleri artıyor. Dereceye teres attırma bana şimdi. İşin içindesin. O zaman CRM kalacak geriye belli bir süre sonra. Evet, pilot olacaksınız. Pilotluk bilginiz olacak. Evet, manuel olarak uçakları uçabileceksiniz, kaldırabileceksiniz, indirebileceksiniz. Ama belli bir noktadan sonra da uçuşu sonuçta öyle ya da böyle makinenin yapmasını rahatlığında yaşamaya başlayacaksınız. Hatta şirketler belli bir süre sonra diyecek ki acil emergency durumlar olmadıkça karışmayacaksınız. Siz sadece kararı onaylayacaksınız diyecekler. Ha, yine iki tane düşündüğünüzde pilot olacak. Çünkü karar verme yetisini kaybetmiş bir kaptanı düşündüğünde FO ya da FO'yu kaptan German Wings olayı zaten kazası itibariyle her şey değişti artık. Ruhsal açıdan kimseye güven olmayacağı ortaya çıktı. Tek başına bir pilotun kokpitte bırakılmaması gerektiği ortaya çıktı. Yanına kabinden kimseye vermeden uçakta pilotu yalnız bırakmıyoruz. Kokpitte. Değil mi? Dereceyi teres attırıyorsun işte bana. Makinalar kararı son kararı veremeyecek. Nihai kararı sonuç itibariyle karar verme yetkisi ya da yeteneği gelişkin insanlar verecekler. Bu da ruhsal açıdan sağlam, riski yönetebilen, mantıklı düşünebilen, hızlı karar verebilen, algoritmaları çözebilen, analiz yeteneği gelişkin insanlar tarafından yapılabilecek. Makinenin üstünde bir insan. Yani o noktada pilot yine çok önemli olacak, çok saygın olacak. Çünkü artificial intelligence'ı yöneten insan olarak saygın olacak. Pek çok insan yapay zeka bağımlısı olarak dünyada yaşar giderken ya da yapay zekasız yaşayamıyorken o karar verici kişi olacak. Pilotun saygınlığında bir şey kaybetmeyeceğiz yani. Anlaştık mı? Ya. Biraz daha fütüristik düşünün. Biraz daha geleceğe yatırın. 30 sene önce şu kulağımdaki kulaklığı bile düşündüğümde hayal edemiyorduk yani. Kocaman böyle Walkman'lerle, kasetçalarla, motor reverse'ü varsa basarsın çıkırt diye değiştirir. O yoksa açarsın, kaseti çevirirsin, takarsın, çat kapatırsın. Yani CRM'e atlayamazsınız. Çünkü bugün alınan pilotlar maalesef 15 sene, 20 sene, 30 sene sonra hala uçuyor olacaklar. O zaman da onları karşılayacak olan kokpit daha başka bir kokpit olacak. Bugünün kokpiti olmayacak. O yüzden bugün seçilen pilotların karar verme yetisinin, CRM'in çok iyi olması gerekiyor. Havayolu firması şu anın şartlarına uygun pilot seçecek olursa, yeni nesil cihazlar, yeni nesil uçaklar, yeni nesil kokpitlerle
Uçmayacaklar. Yok be, ben uçacağım illa. Bana ne ya? Kumandayı ben alacağım. Bana ne ya? Ben yapacağım. Tamam diyecek şirket. Sorumluluk sende, uçabilirsin. Ama hata yaparsan tepene binerim, lisansını iptal ederim. Diyecek ki para kazanmak için bu işi yapıyor şirket. At üstüne şirket. Şirket. Şirketin dönmesi lazım. Şirket bizi bedavaya uçurmuyor. Hadi bakalım Murat Sarısoy, sizi bugün uçuralım. Londra yapalım. Buyurun gelin çoluklu çocuklu. Hı? Diyebilir. Promosyonları var. Yeterince mil biriktirirsen uçuruyor. Yani özetle bütün bu konuşmayı ne yaptık? Geniş düşün. Perspektifini geniş tut. Olasılıkları kafandan geçir. Olmayan şeyleri düşünebil. Ezbere cevapla gitme. İyi alıştınız. Sorular belli, cevaplar belli. Şu soruya şu cevap, şu soruya şu cevap. Boşlar var ortalıkta. Dönün. Şuna şunu verin, şuna şunu verin, şuna şunu verin. Hı. Üçüncü soruyu 3.1 versiyonunda sorduğunda, 3.1.2 ya da 3.0.1 şeklinde sorduğunda mülakatçı böyle. Karşındakinin sana sorulabileceği sorular sonsuz. Ben sana bir tane genel olarak sorulmayan bir soru sorayım mesela şu an. Kendinizi bana 5 kelimeyle nasıl anlatırsınız? Peki disiplinli olduğunuzu gösterir bir hikaye anlatır mısınız bize? Ya da bir örnek verir misiniz? Gerekli mülakatları sağlamam gerekiyordu. Nasıl bir cümle? Şöyle bir takım mülakatlardan geçmen gerekiyordu.